Sayın Desteci, başvurunuzda hedeflediğiniz nokta nedir? Bunu sorarak başlayalım, ondan sonra devam edelim. Ben öncelikle sizlere ve Ersan Bey'e de merhabalar diyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. Şimdi tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak 22 yıllık bir siyasi partiyiz. Ve bu %10'luk seçim barajı ve hazine yardımından da hep mağdur olmuş bir siyasi partiyiz. Yani Türkiye'nin değişik seçimlerde, değişik seçim çevrelerinde milletvekili çıkaracak oyu aldık ama bu %10'luk seçim barajından dolayı çıkaramadık. Biz tabii 2010 yılındaki referandumda da evet demiş bir siyasi parti olarak, orada tabii daha önceden başvuru hakkımız yoktu. Bireysel başvuru hakkı elde ettik. Bunun üzerine ben 12.06 yani Haziran 12 Haziran'da Anayasa Mahkemesi'ne iki başvuru yaptım. Bunlardan bir tanesi %10'luk seçim barajının kaldırılması, ikincisi de adaletsiz hazine yardımının. Çünkü anayasanın 68. maddesi çok açık. Siyasi partilere hakça ve yeteri miktarda yardım yapılır derken maalesef şu andaki iktidar bu hakça ve yeteri kadarı şöyle anlıyor. 3 parti, bakın düşünün ki 2014 yılında 350 trilyon aldı 3 parti. Bunun 200 trilyonunu iktidar partisi aldı. Şimdi Ocak ayında da 540 trilyon alacaklar. Yani 1 katrilyona yakın bir para sadece 3 partiye veriliyor. Bu çok adaletsiz, haksız ve yüksek. Biz bunu söylüyoruz. Bunun üzerine ben özellikle bugünkü konumuz baraj konusuyla ilgili söylüyorum. Haziran'ın 12'sinde bir bireysel başvuru gerçekleştirdik. Başvurumuzda aynen şunu söyledik. 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 33. maddesinin 1. fıkrası anayasanın 2, 10, 13 ve 68. maddelerinde yer alan haklarımızı ihlal etmektedir. Bu hususun hak ihlaline neden olduğunun tespit edilmesine 2839 sayılı kanunun 33. maddesi 1. fıkrasında geçen genel seçimler ülke genelinde ara seçimlerde seçim yapılan çevrelerin tümünde geçerli oyların %10'unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar ibaresinin anayasanın 2, 10, 13 ve 68. maddelerine aykırılığı sebebiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na başvurulmasına ve bu hak ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yasama işlemiyle giderecek makam olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ilgili kurumlara gereğinin yapılması için bildirimde bulunulmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz dedik. Bizim bu başvurumuz üzerine tabii Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi. Adalet Bakanlığı 13-11-2010 tarihinde Adalet Bakanlığı'nın görüşü bize ulaştı. Ve biz Adalet Bakanlığı'nın bu karşıt görüşlerine karşı da yine ben 13-28-11'de yani geçtiğimiz Cuma günü Adalet Bakanlığı'nın karşıt görüşlerine karşı itiraz beyanlarımı yine Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkımı kullanarak başvuruda bulundum. Ve ben Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak tabii ki sadece bizim partimiz mağdur olmuyor. Diğer siyasi partiler de var. Bizden sonra Saadet Partisi de bu yolu izledi. Demokratik Sol Parti de bu yolu izledi. Daha önce yapılmış müracaatlar vardı ama onlar 2011 yılından yani bireysel başvuru hakkından önce olduğu için bence bu bizim yaptığımız başvuruyu etkilemeyecek diye düşünüyorum. Ve biz bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin gerçekten bu hak ihlallerini ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Bakın Erhan Bey, şöyle bir şey söyleyeyim size. Zaten aslında bu baraj kısmen kalktı. Nasıl ki şöyle diyelim ki biz 2015 seçimlerine girdik ve partimiz %10 barajına takılsa bile herhangi bir adayımız herhangi bir seçim çevresinde eğer milletvekili seçilecek yeterli oyu alırsa zaten Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullanır ve meclise gelir. Yani dolayısıyla aslında burada uzatmalar oynanıyor. Dolayısıyla bunun bir an önce iptal edilmesi lazım. Peki, bakın ki, burada kaldı ki uzun süredir herkes de seçim nokta, sistemimiz içindeki %10'luk barajın çok yüksek olduğunu düşünüyor. Tabii bakın şöyle ki anketlerde bunu gösteriyor. Bir de mesela en son geçtiğimiz ayda yayınlandı. Kendi partimle ilgili örnek vereyim. İşte baraj olmazsa meclisindeki partilere oy verir misiniz sorusunda Büyük Birlik Partisi diyenlerin tercihi %10'un üzerinde. Peki. Kararsızlarla birlikte bu %18'i buluyor. Peki. Yani dolayısıyla da bu sistemin bu adaletsiz %10'luk barajın bir an önce kaldırılması lazım ve temsilde adaletin uygulanması lazım. Zaten bu anayasanın esasına da ruhuna da yani hem eşitlik ilkesine hem adalet ilkesine hem de temsilde adalet ilkesine aykırı bir durum. Bunun behamehal kaldırılması gerekiyor ve peki, gerçekten millet kimi tercih edecekse madem her şey sandık diyoruz, milli irade diyoruz,
O zaman sandığı demokratikleştirmemiz lazım. Milli iradeyi demokratikle, milli iradenin tam olarak sandığa yansımasını sağlamamız lazım.